Öncelikle bayramınız kutlu olsun. Biz bugün sabah Ankara'daydık, Anıtkabir'e yürüdük. Sonra önünde bir büyük, neredeyse miting yaptık, çok kalabalıktı. Sonra Atatürk'ün huzuruna gittik, karanfillerimizi bıraktık. İsmet İnönü'ye gittik. Oradan ayrıldık, hızla buraya geldik. Biraz önce Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün ilk adımı attığı yerden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdük. Orada da bir konuşma yaptık. Şimdi birazdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK, Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle Gençlik Kolları'nın Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ilk kez bir ortak toplantı yapacağız. Bunun için Samsun'un uygun bir yer olduğunu düşündük. Çünkü bundan 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk adımı burada attı. Sonra da 1938'de, yani hayatının son 19 Mayıs'ında, hayata veda etmeden önce bu bayramı gençlere bıraktı. Ve o günden beri de Gençlik Bayramı olarak kutlanıyor. Biraz önce yaptığım konuşmada da söyledim. Tabii gençler ülkedeki bazı durumlardan rahatsız, umutsuz, şikayetçi. Üniversite gençleri yeterince özgürlüğün olmamasından, istedikleri gibi eğlenememekten, festival yapamamaktan, elbette eğitim araç gereçlerine çok pahalı olduğu için ulaşamamaktan şikayet ediyorlar. Mezun olduktan sonra çok ciddi bir gelecek kaygısı var. Onun dışında okuyamayan gençler var, eğitime ulaşamayan gençler var. İstihdamda güvencesiz çalışan, emeği sömürülenler var. Ne okulda, ne eğitimde, ne işte olan gençler var. Yani aslında gençlerin sorunları bitmiyor. Böyle olunca da bir travma yükseliyor. Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim diyenler, kimi ölçümlerde %70, kimilerinde %75. Yani neredeyse her 4 kişiden 3'ü fırsatını bulursam gitmek isterim ve geri dönmeyi düşünmem diyor. Bu tabii bir ülke için en büyük beka sorunu bu yani. Sayın Bahçeli ve Erdoğan her gün bir beka sorunu icat ediyorlar. Bence bir ülkenin en büyük beka sorunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinin o ülke üzerinde hayal kurması değildir. O ülkenin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır esas beka sorunu. Tabii 31 Mart seçimleri kara bulutları belli bir oranda dağıttı. Umut yükseldi. Şimdi yapılacak ilk genel seçimlerde yeniden partimizin iktidar olma ümidi çok çok yükseldi. 47 yıldır birinci parti olamıyorduk. 47 yıl sonra olduk. Nasıl olduğumuzu şöyle söyleyeyim. Geçen seneki çok üzücü Mayıs ayından sonra biz arkadaşlarımızla birlikte artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde köklü bir değişim olması gerektiğini savunduk. Ve bunun için yola çıktık. Yüzyılın değişimi, değişimin yüzyılı diye bir tutum belgesi yayınladık. Onu kitap haline getirdik, paylaştık. Efendim önümüzdeki süreçte CHP ne olacak? Altı ok sahip çıkılarak nasıl geliştirilecek? Cumhuriyet Halk Partisi teknolojiden yararlanarak kendisini daha iyi nasıl anlatacak? Ve özellikle %25'lik cam bir tavan var, görünmeyen bir tavan. O orada duruyor diye artık sıçramaya da korkan ve durumu kabul eden, kendi kendine başarılı olamayacağını düşünüp ittifak ortakları arayan, onlarla birlikte başarırız derken onlara belki de çok fazla taviz veren ve özgüvenini yitirmiş bir partiden 100 yıl önce çok umutsuz bir durumda Samsun'a çıkan, önce kurtuluşu sonra kuruluşu örgütleyen, rıza üreten, kongreler yapan, tartışan, ülke işgal altındayken bile kararı tek başına vermeyen, karşılıklı görüş alışverişine
önem veren bir liderin ve onun kadrolarının 100 yıl önce yaptığını bir kez daha yapmaya ihtiyaç vardı. Umut nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı 4 Eylül'de 1919'da yapılan Sivas kurultayıysa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin umudu yine bir kurultaydaydı. Kurultaya gittik, değişim diyerek gittik, gençlik diyerek gittik, kadınlar diyerek gittik ve kurultaydan çok büyük bir başarı elde ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Türkiye tarihinde ilk kez bir partinin genel başkanı çoklu yarışla değişti. Çok demokratik bir yarıştı, çok heyecanlıydı. Sabahın 4'ünde falan 3.30'unda bitti. Ama bittiğinin ertesi günü bütün partiyi kucakladık ve başta vaat ettiğimiz değişimi gerçekleştirmeye başladık. Arkadaşlar, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni parti meclisiyle yönetiyorum. Parti meclisinin 60 kişilik kurultaydan seçilen parti meclisimizin yaş ortalaması 43. 60 yaş üstünde de olanlar var ama 23 yaşta olan parti meclis üyemiz var ve yaş ortalaması 43. Bunun MHP'deki ortalaması 60'ın üzerinde, AK Parti'de 60'a yakın. Eskiden bizim de 60'ın üstünde olduğumuz, 60'a yakın olduğumuz dönemler vardı. Bu 60 kişilik parti meclisinden bir merkez yürütme kurulu seçiyoruz. Onun da yaş ortalaması 46. Ve o merkez yönetim kurulunda bir gölge kabinemiz var. Her bakanı takip eden bir bakanımız var. Örneğin Sevgi Başkan, gençlik ve spor politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak gölge gençlik ve spor bakanı. Biliyorsunuz AK Parti 17 bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcısıyla 18 kişi atadı Sayın Erdoğan. Bunlardan biri kadın. O da aileden sorumlu. Yani diyor ki kadına, deniyor ki Türkiye'de kadınlara, senin işin aile. Çocuk varsa, yaşlı, engelli, evdesin yani. Dış politika, iç politika, kültür, sanat, turizm, spor, bunlar erkeklerin işi. Bizim gölge kabinemizde, yani MYK'mızdaki 18 gölge bakanın 9'u kadın, 9'u erkek. Ve tüm görevlerde, en kritik görevlerde kadınlar var. Yine İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 6 kadın belediye başkanı görev yapmıştı. Şu anda sadece bu sene 8 kadın belediye başkanı göreve geldi. Yani 14'ün 8'i bizim yaptığımız, 6'sı 100 yıldır olan. Biz kadınlara ve gençlere önem veriyoruz. Genç kadınlara bilhassa önem veriyoruz. Siyasete katılmalarını istiyoruz. Ülkenin gidişatına müdahale etmelerini istiyoruz. İnisiyatif almalarını, görev almalarını istiyoruz. 100 yıl önce bu ülke kurulduğunda ülkenin Milli Eğitim Bakanı 38 yaşında. Ülkenin Dışişleri Bakanı 41 yaşında. Ülkenin İçişleri Bakanı 36 yaşında. Ve inanın daha sonra 1970'lerde Ecevit, İsmet Paşa'nın ilk kabinesinde yer aldığında 60'ların sonunda 38 yaşında. Onun ilk kabinesinde Deniz Baykal 35 yaşında. Ahmet Taner Kışlalı Kültür Bakanı 1978'de 38 yaşında. Yani bu ülkenin de, bu partinin de tarihinde gençler var, kadınlar var ve o tarihlerde milletvekili olmanın alt yaş sınırı 30, bugün 18. Hepimiz destekleyerek yaptık bunu. O yüzden artık sizlerin ama milletvekili, ama belediye başkanı, ama belediye meclis üyesi, ama il başkanı, ilçe başkanı, yönetici, gençlik kolları başkanı, yöneticisi, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra bir şeyin garantisini verebilirim. Gençlerin ve kadınların önünde hiçbir engel olmayacak. Bunu yerel seçimlerde yaptık. 21 bin belediye meclis üyesi adayının 6500'ü gençti. İlk sıralar
hep gençlerden oluştu. Gençlik kotası %20, eskiden %20, 20'de 4, o zaman 16, 17, 18, 19'a koyalım olsun bitsin. Şimdi dedik ki ilk 5'te bir genç, ikincide bir 5, üçüncü 5'te bir genç. Kadın kotası 1/3. Pencere uyguladık, her 3 kademede birer tane. Sahaya bir çıktık, vatandaş gençleri tercih etti. Kadınları tercih etti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni özgüvenli siyasetini tercih etti. Ve 47 yıl sonra gençlerle, kadınlarla, elbette tecrübeli arkadaşlarımızın tecrübelerinden yararlanarak, doğru bir karma yöntem yaparak ama mümkün olduğu kadar çok gence yer vererek partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Şimdi aynı yaklaşımla daha çok dijitalleşerek, daha çok çağı yakalayarak gençlere yönelik çok daha etkili yönetişim projelerini hayata geçirerek, demokrasiyi dijitalleştirerek, partiyi demokratikleştirerek çok önemli bir yolda yürüyoruz. Ve size söz veriyorum, bugüne kadar verdiği her sözü tutmuş, her dediğini yapmış birisi olarak siyasette söz veriyorum. Sizlerin de katılımıyla ve desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki yapılacak ilk seçimlerde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde yine birinci parti olacak, iktidar partisi olacak. Söz veriyoruz. Ama bunu yapmak için sizin katılımınıza ihtiyacımız var. Desteğinize, hayalimize, umudumuza ortak olmanıza ihtiyacımız var. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.